Anketlerde görünebilme mücadelesi veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun hakaretlerini fırsata çevirmeyi başardı. Ankara ve Türkiye bugün Özdağ'ın çıkışını konuştu. Belli ki konuşmaya da devam edecek. Ankara ve aslında tüm Türkiye Güne Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağına ilişkin merakla uyandı. İçişleri Bakanı Soylu'nun ağır hakaretlerine aynı karşılıkta yanıt veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Soylu'yu bugün saat 11'de İçişleri Bakanlığı kapısında hesaplaşmaya çağırmıştı. Saat 10 sularında partisinin Çankaya'daki genel merkezine gelen Özdağ il ve ilçe teşkilatlarından gelen çok sayıda partili karşıladı. Özdağ genel merkeze halkı ve sloganlar eşliğinde girdi. Özdağ'ı yalnız bırakmayan partililer, genel merkezde Özdağ'ın İçişleri Bakanlığına hareket etmesini bekledi. Partililer bir yandan genel başkanlarının yaptığı çıkıştan duydukları memnuniyeti konuşurken bir yandan da Soylu'nun ortaya koyacağı tepkiyi merak ediyordu. Genel başkan yardımcıları ile toplantı yapan Ümit Özdağ, önce TBMM'nin Dikmen kapısına oradan da yürüyerek İçişleri Bakanlığı'na gitmeye karar verdi. Bu sırada kapı önünde bekleyen halk, Özdağ'a selam vermek için toplantıya girmek istedi. Ancak toplantı bitimine kadar kimse içeri alınmadı toplantı sonrası odadan çıkan Özdağ yine alkışlar ve sloganlar eşliğinde aracına bindi. Özdağ her ne kadar, gelmeyin, yalnız gideceğim, açıklaması yapsa da Özdağ'ı TBMM Dikmen kapısı önüne kadar, partililerin oluşturduğu bir araç konvoyu takip etti. Bu sırada İçişleri Bakanlığı ve çevresinde onlarca sivil polis ve polis çoktan yerini almıştı. İçişleri Bakanlığı önünden TBMM'ye geçene kadar biz gazeteciler dahil herkese 3 defa kimlik kontrolü yapıldı. Gelenlerin neden geldiği bilindiği halde, hanımefendi yardımcı olalım, nereyi arıyorsunuz, sorusuna bile muhatap olduk. İçişleri Bakanlığı etrafında yoğun güvenlik önlemi alan polisler, Özdağ'ın, tek kişilik silahsız düello, çağrısına rağmen her ihtimale karşı barikatları da hazır etmişti. Özdağ'ın TBMM'den İçişleri Bakanlığı'na yürüyeceği bilgisi verildikten sonra onlarca polis TBMM önüne gönderildi. Bu sırada basın mensupları ile sık sık tartışma yaşayan emniyet güçleri oldukça gergin görünüyordu. TBMM'nin Dikmen Kapısı önüne Özdağ ve arkadaşlarından önce çok sayıda basın kuruluşundan gazeteci gelmişti. Soylu ve Özdağ arasındaki gerilimi görmezden gelmeyi tercih eden AK Parti yanlısı basının tek istisnası Akit TV ekibi oldu. Daha önce sahada çok fazla yer almayan Akit TV'nin Özdağ'a ilgi göstermesi de şaşırtıcıydı. Özdağ'ın TBMM önünde görünmesiyle birlikte görüntü almak için yarışan basın mensupları polisle zaman zaman karşı karşıya geldi. Bu sırada Zafer Partili isimler de polis tarafından birkaç defa itilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı. Hatta bir partiliden kimliği istenerek dava açılacağı da söylendi. Buna rağmen ne partililer ne de basın mensupları alandan uzaklaşmadı. İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ, polisler, basın mensupları da burada, açıklamanızı burada yapın, diyerek engel oldu. Özdağ, ı ne, basın da gelmesin, ben tek gideceğim, diyerek meydan okuması da işe yaramadı ve tartışmanın galibi emniyet güçleri oldu. Bakanlığa yürümesine izin verilmeyeceğini anlayan Özdağ, açıklamasını TBMM önünde gerçekleştirdi. Özdağ burada yaptığı açıklamada soyluya yönelik çok sert ifadeler kullandı. Soylunun kendisine yönelik uzunca bir süredir izleme faaliyeti içinde olduğunu ileri süren Özdağ, en az soylu kadar sert konuştu. Bu iş ancak ikimizden biri öldüğünde bitecek. Özdağ'ın açıklaması sırasında yaşanan en ilginç olay etraftaki güvenlik güçlerinin de açıklamaları pür dikkat dinlemeleri oldu. Öyle ki kalabalığın çıkardığı seslerden dolayı Özdağ'ı duyamayan polisler alanda bulunanları sessiz olmaları konusunda uyardı. Açıklamasını bitiren Özdağ, TBMM'den ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Özdağ, gazetecilerle konuşması sırasında da soyluya sert ifadelerle yüklendi. Bu sırada gruba müdahale etmek isteyen polisler ile basın mensupları arasında yine arbede çıktı. Bu gerilim Özdağ'ın alandan ayrılmasından sonra da bir süre devam etti. Öte yandan Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki kavgaya Sedat Peker de Twitter'dan dahil oldu. Peker, bir kullanıcının paylaştığı, Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ hakkında yaptığı açıklamaları duyduktan sonra Sedat Peker kesin şu an duvarları yumrukluyor sinirden video çekip paylaşabilmek için Twitter'ı tweetledi. Sedat Peker ayrıca Sinan Oğan'ın yarın saat 11'de İçişleri Bakanlığı'nın önünde olacağını açıkladığı tweet'i de retweetledi. Sinan Oğan şu paylaşımı yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ yarın saat 11'de Bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler ifadelerini kullanmıştı. Sedat Peker Ümit Özdağ'a ait paylaşımı da retweetledi. Özdağ paylaşımında Soylu Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil Toros'tan, Denktaş ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi.